Günaydın, günaydın. Doğum günüm kutlu olsun, mutlu olsun. Bugün 29 yaşımı doldurdum. 30 yaşıma girmiş bulunuyorum. Nasılsınız, keyifler nasıl bakalım? Biz saat 9 gibi herhalde uyandık. Saat 9.30 civarı şu anda hazırlandık hızlı bir şekilde. Oğul dışımı da aldım. Anna oğul kırmızı kombin yaptık değil mi aşkım? Yok mu burada? Petrole uğradık. Yakıtımızı aldık. Şimdi Antalya'ya gidiyoruz. Eşim beni. Gideceksin bir daha Tanya'ya gidiyorsun şimdi. Niye eve Baba. gideceksin dedim bize. Baban sürpriz yapmış. Biz gezmeye götürüyor. Herhalde yemek yeriz. Arası biraz dolaştırırız. Yani yemek yiyecek bir yer bulabilirsek bilmiyorum. Bakacağız. O da öyle tuhaf bir döneme denk geldi ki. Bir de metroya uğramak istiyorum. Alışveriş için toptan yerleri var Antalya'da birkaç tane. Gitmişken dükkanında işte ıvır zıvır alışverişini Anne, yaparız. Hem de ben beraber doğum alışverişimi günümü. yaparım. Evet aşkım. Hem de doğum günümü beraber kutlamış, geçirmiş oluruz. Araba yıkama işi bugüne denk geldi. Yani doğum günüme denk geldi ya. En sevmediğim sıkıcı işlerden biri. Beklemek. Aras da şuralarda bir yerde. Şimdi bugüne özel bir karar aldım. Bugün dinlediğim bütün orijinal şarkıları koyacağım. Yani montajlamayacağım. Telif hakkı da sizin için feda olsun. Bugün doğum günüme kendime de böyle bir güzellik yapayım dedim. Genelde özel günlerde müzik dinlemeyi seviyorum. Çok güzel modumu arttırıyor, iyi geliyor bana. Arası mutsuz. Ne yapıyor orada Allah bilir. Aras'ın saçlarının üst kısmını babası kuaförde Aras'ın isteği üzerine boyattı. Ne oldu bebeğim, olmadı mı? Ama ayakların ıslanır diye izin vermemiştir baban. Aras bozulmuş, geri gelmiş. Saçlarını göster. Seni çok seviyorum ben. Ne oldu? Bu yakışıklık ne? Annenin bugün doğum gününü ne söylemek istersin anneye? Çok sevdiğini söylemek ister misin? Söyleyecektim ben ya ama ya. Sen yıkayacaktın da ayakların ıslanır. Tamam, bir konuşalım o zaman şimdi babayla. Biz Antalya'ya geldik. Yani trafik de hiç sakin değil, bayağı bir yoğun. Burger'de durduk, paket yaptırdık. Bir 6 dakikaya hazır olacak, onu alacağız, birazdan çıkacağız. Her yer kapalı. Paket alacağız, sahile ineceğiz. Burada Konyaaltı plajı var. Orada sade, sakin bir şekilde karnımızı doyururuz. Aslında kahvaltı yapmadık. Arası sadece doyurdum, çıkardım. Öğlen yemeği hem kahvaltı olacak. Saat 11.30 civarı. Ondan sonra metroya gideceğiz. Metro açıktı. Giderken gördük. Onun karnımız doyurduktan sonra biraz açık havada Aras'ta şey olur. Oksijen alır, oyalanır orada parkta falan. Bir eczaneye uğramak istiyoruz. Çünkü bizim eczanelerde maske ve eldiven sorunu yaşanıyor. Bulduğumuz yerlerde çok fiyatlar gerçekten aşırı abartı. Burada bir iki eczaneye uğrayalım diyoruz. Almışken zaten restoranta da lazım ustanın kullanması için eldiven. Onları, o tedarik işlerimizi göreceğiz. Eczane, metro, ondan sonra da yavaş yavaş artık döneriz. İçeceklerimizi de restoranta içeriz. Zaten benim amacım öğlen siparişi başlamadan önce dükkanda olabilmekti. Ama her ihtimale karşı şey olmasa da usta zaten baş edebiliyor, hallediyor kendi. Paket için arıyorlar işte, hazırlık gelip aldıkları zaman. Ben gideyim siparişlerimi alayım. Ondan sonra gidelim. Karnımızı doyuralım. Hadi paketleri taşımaya yardım et bana. Ne yazıyor? İstediğim menü king seçim olsun diyor. İstediğim Yani menüdeki şeyleri değiştirebilirsin. Küçük büyük seçebilirsin diyor. Sen Tamam. bugün annenin doğum günü için ne söyleyeceksin anneye? İyi ki doğdun, mutlu İyi ki doğdun. olsun. Ne Bir de ya? sana pasta alacağım. Pasta senden mi? He. Harika. Boynunu sabahleyin kaşırken. Kaldır bir boynunu. Tırnakları vardı, çizmiş. Ya Çıkmadan önce sallayacağım pastayı, çıkmadan param önce yok. şey yaptım, kestim Param yok, tırnaklarını. niye sallayayım? Babandan alacaksın parayı. Tamam. Pasta parasını babandan isteyeceksin. Meyveli yerim ama ben pasta. Ne? Pastayı ben meyveli seviyorum. Meyveli, Al. çikolatalı sever misin? Yok, çikolatalı sevmiyorum. Ben meyveli yiyeceğim.
Meyveli de altı çikolatalı mı olsun, muzlu mu olsun? Muzlu olsun. Şarkımı söyleyecek misin, doğum günü şarkımı? İyi ki doğdun anne, iyi ki doğdun anne. Çok mu seviyorsun beni? Hı. Ben de seni çok seviyorum. Anne hadi gel. Çok yaklaşma her yere. Teşekkür ederiz. Anne. Dur sen de kendini ikini al bakalım. Teşekkür et. Teşekkür. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Ayısın. Yam yam zamanı. Evet aşkım, çok sallama ama lütfen. Niye? Sallama, dökülür. Anne ben ama alsın. Evet, sahile geldik. Hava çok da sıcak değil. Bir bakayım bakalım uygun nerede oturup yiyebiliriz. Şu bankalarda yiyebiliriz ama Yusuf da çok açık havada yemek yemeyelim diyor. Bilemedim. Resim çekilmeye çıkacağım sonra, karnımı doyurduktan sonra. Dalga yok, deniz sağ, harika. İnsanlar yürüyüş yapıyor. Bizi gösterme ha, sonra biz 65 yaşındayız. Amcamlar da ne diyorlar? Bizi gösterme diyorlar. 65 yaşındayız. İçeri atarlar bizi diyorlar. Yürüyüş yapıyorlar. Evet. Bakalım oy birliğiyle karar verilecek. 3 kişiyiz. 2 kişi açık havada derse burada otururuz yeriz. Burası tam yürüyüşte, bisiklette o kadar harika bir yer ki. Ama maalesef ki çok yakında yaşamıyoruz. Şimdi burada tavuk grubu var, et grubu var, sebze grubu var ve erzak grubu, bakliyat grubu var. Bir de deterjan grubu var. Aras arabayı kullanıyor. Ya artık korkar olduk. İnanın şurada arabaları ellemeye bile korkar olduk. Metroya geldik. Karnımızı doyurduk. Domestos ne kadarmış? 20. Kaç kiloluk? 5 kiloysa gayet uygun olur. Bakayım. 3,5 kilo falan daha yokmuş. Ben şeyden alıyorum. Tedarikçiden. Temizlik malzemeleri satan yer neresi? Ne diyorlar ona ya? Buradakiler de maske takıyor çünkü burada çok çok pislik var. Evet canım, eldiveni ayarlayalım önce, gelin bakalım. Maske takıyorlar. Evet. Eldiven. Nereden çıktı? Kaç adet varmış? Şimdi 200 adet. Ha? 200 adet varmış. 56 liraymış. Söke'nin pidelik unu var, 25 kilo. Bir tane ondan alacağız. Kuru bakliyatlara girdik. Hızlıca o işlerimizi halledelim. Listemizde ne varmış? Kuru bakliyatta. Şehriye varmış. Bulyon varmış. Sucuk, yoğurt, mercimek. Alta koyabilirsin. Evet. Hadi devam edelim bakalım. Baharat bölümümüzden bir şeyimiz, ihtiyacımız yok. Baharatımız var. Sıvı yağ. Zeytinyağı, sıvı yağ. Evet, yağlarda ihtiyacımız yok. Evet, şehriye alacağız. Buradayım. Dönüyoruz. Şu güzelliğe kayıt kalamadım. Durduk, bunların yanında resim çekilmek istedim. Şimdi birkaç kare resmimizi çeksin. Biraz da toplarız belki.
güzel. İşte poleni yapanlar bunlar bence. Kadifemsi bir şeyleri var ama harika bir kokusu var, dayanamadım. Vallahi kocacığım bir buket. Şunların güzelliği. Allah'ım dayanamadık. Bir buket topladık hocam bana, sağ olsun. Kadifemsi böyle bir kokusu var. Nasıl aldım bir şeyleri? Evet. Kol işte. Ben alırsan al. Ustam bana doğum günüme özel bir güveçler yapmış. Buyur ustam, servise ya, geçebilirsin. Bir doğum günü hediyesi almış usta. Doğum günü hediyem de mi geliyor? Evet. Oo, çok şanslıyım. Oh 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 oh. Of of of. Of. Eline sağlık ustacığım. Gelin abi. Sana özel yaptım. Güzel bir dilekte bulunmak ister misin doğum günüme özel? Ben mi? Evet. Evet. Allah'ım var. Dinliyoruz. Bakarsanız eğer bir fotoğraf alalım. Bunu gör ablam.